Real TV Amerika'dan haber verir. Başkan Joe Biden göreve başladığı günden beri birçok yabancı liderle temas gerçekleşmişti. Bu temaslar telefon aracılığıyla olmuştu. Fakat Başkan Biden'ın A evinde başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk kez yabancı bir ülkenin lideriyle yüz yüze görüşmesi bekleniyor. İşte o lider Japonya Başbakanı Yoshihide Suga. Planlanan görüşmenin 9 Nisan'da A evinde yapılması bekleniyor. Hatta yapılacak olan bu görüşme ile ilgili haberse Japon Yomiro gazetesinde hafta başında yer aldı. Baktığımızda Suga'dan önceki başbakan Shinzo Abe de eski başkan Donald Trump'la görüşen ilk yabancı lider olmuştu. Aslında Biden bu hafta başında bir video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirmişti. Japonya'da içinde bulunduğu Quad ülkeleriyle, onların liderleriyle, yani Hindistan ve Avustralya'nın da liderlerinin bulunduğu bir görüşmeydi bu. Bu ülkeler Amerika'nın Hint-Pasifik bölgesinde ittifak içinde olduğu ülkeler. Tabii Amerika'nın da dahil olduğu bu 4 ülke, yani Quad ülkeleri olarak adlandırılıyor. Şöyle bir göz attığımızda bu görüşmenin detaylarına, görüşmedeki gündem maddesi aşılama süreci olsa da diğer bir madde Hint-Pasifik bölgesinde Çin'in hem ekonomik hem de askeri açıdan güçlenen hakimiyetine karşı Biden yönetiminin karşı koyması açısından kritik bir görüşmeydi. Bu görüşme Biden yönetiminin Hint-Pasifik bölgesindeki etkinliği giderek artan Çin'e karşı o bölgedeki müttefikleriyle daha sıkı çalışma içinde olduğunu gösteren bir görüşme de oldu diyebiliriz. İşte başta da dediğimiz gibi Amerika'nın Asya, Hint-Pasifik'teki diplomasi ve dış politika ilişkileri anlamında hareketli günler bekleniyor. Çünkü Joe Biden'ın sadece Japonya Başbakanı ile görüşmesi değil, hem Savunma Bakanı'nın hem de Amerika Dışişleri Bakanı, yani Antony Blinken'ın Amerika'nın müttefiklerinden olan Japonya ve Güney Kore'ye ziyareti bekleniyor. Ziyaret gerçekleştirecekler. Ayrıca önümüzdeki hafta 18 Mart'ta hem Blinken'ın hem de Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'ın Çinli yetkililerle görüşmesi bekleniyor. Yani Amerika'nın Çin ilişkilerinde, daha doğrusu Asya ilişkilerinde hareketli günler bekleniyor önümüzdeki günlerde. Özlem Şençer, Real TV, Washington.